Dershaneburada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz deneme serileri yapıyorduk. Bugün 5. denemedeyiz. Sizlerin isteğim nedir? Öncesinde aşağıda bulunan PDF'ten denemeyi indiriyoruz ve çözüyorsunuz. Daha sonrasında videoda tüm soruların kolay çözümlerine bakıyorsunuz. Sonraki denemelerde hiçbir sıkıntı yaşamadan yüksek netler çıkarıyorsunuz. Hızlıca direkt denemeye geçiyorum. Birinci sorumda diyor ki bir mağazada yukarıda boyutları verilen iki farklı çeşit hediye kutusu bulunmaktadır. Hediye kutularına bağlanacak kurdele ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kurdelenin fiyon kısmı 30 metre uzunluğunda kurdeleler kullanılacakmış. Tamamdır. Kutunun etrafında yukarıdaki verildiği gibi bu şekilde sarılıyormuş. Buna göre birinci çeşit hediye kutularını saymak için en az kaç metre kurdele kullanılırsa bu kurdele ikinci çeşit kurdeleri sarmak için de hiç artmadan kullanılabilir diyor. Yani ikisinde de ortak bir şey bulmam lazım. O zaman ben ekokla uğraşacağım. İlk önce birinci kutudaki kurdelenin boyunu hesaplayacak olursam buradan bir 10 santimim var ve de arka tarafta da 10 santim olması gerekiyor. Yukarıda da 45 santimim var. Aşağıda da 45 santim olması gerekiyor. Tam olarak etrafını sarması için. O zaman 2 tane 45'ten 90, 2 tane de 10'dan 20. Bunun uzunluğu 110 santimetredir diyorum. İkincisine baktığımda da dik uzunluklarım 20 santimmiş. Yani 40 geldi. Yatay uzunluklarım da 15 santimmiş. Buradan da 30 geldi. Toplamda burada da kullanılması gereken 70. Birisinde 110 ise, birisinde 70 ise ben bunların ikisinin gelip de ekoklarını alırsam 11'e böldüm. Buradan 10 kaldı. 7'ye böldüm. Buradan yine 10 kaldı. Bir de 10'a bölmüş oluyorum. Buradan da ben 770 diye buldum. Bunu da metre cinsinden yazacak olursam 7,7'dir. Ve hızlıca C şıkkını işaretledim. İkinci sorudayım. Diyor ki yukarıda Ankara şehrine ait metro güzergahı verilmiş. Durakların arasındaki mesafeler verilmiş. Zeynep ve Nuran okula gitmek için metroya bineceklermiş. Ama bunlar için bazı bilgiler vermiş. Zeynep ve Nuran'ın izlediği güzergahtaki duraklar arasındaki ardışık mesafeler aralarında azalmış. Tamamdır. Zeynep metroya A noktasından biniyor. Buradan Zeynep biniyor. Nuran da B noktasından biniyor. Buradan da Nuran bindi. Tamamdır. Zeynep toplamda 17 kilometre, Nuran da 20 kilometre yol yaptıktan sonra metrodan inmiştir diyor. Buna göre Zeynep ve Nuran'ın metrodan indiği duraklar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada baktığımda Zeynep'in toplamda gitmesini istediğim kilometre 17 kilometre. Ama zaten hepsinde baktığımda aralarda neler verilmiş? Aralarında asal sayılar verilmiş. O zaman ben hafiften şıkları denemem gerekiyor. Mesela D şıkkına baktığımda diyorum ki Zeynep M durağında insin. Yani Zeynep'in izlemesi gereken yol şu şekilde olmuş oluyor. Buraya geldiğinde 17 kilometre olabilir mi diye bakıyorum. Zaten arada bana boşluklar verilmiş. Burası 2 kilometre buradan. 4, 6, 9. Toplamda 9 kilometrem var. Geriye gitmesi gereken 8 kilometre kalıyor. Ve ben bu 8 kilometreyi buradaki boşluklara istediğim gibi yerleştirebiliyor muyum? Yani yanındaki sayılarla aralarında asal olabiliyor mu diye bakıyorum. Şuraya 3 yazdığımda ve buraya 5 yazdığımda aralarındaki asallığı hiçbir şekilde bozmuyor. O zaman Zeynep M durağında inmiş olabilir diyorum. Nuran'a baktığımda da 20 kilometre yolculuk yapması gerekiyormuş. Nuran da B noktasından başlamıştı. B noktasından başlayıp da D noktasına giderken şöyle düz bir rota izliyor. O zaman burada da 3, 7 topladım. 10, 15 oldu. Ve buradan da 18 geldi. Gitmesi gereken 2 kilometre daha yol var. Şuradaki boşluğa da ben 2 kilometreyi yazarsam 20 kilometre götürmüş oluyorum. Ve baktığımda da ardışık yolların hepsi aralarında asal olduğu için de ben bunun cevabını D şıkkı diyebiliyorum. Geçtim 3. soruya. Diyor ki mesaj yoluyla telefonlara ulaşıp bozan A ve B isimli telefon virüslerinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Ve aşağıdakilerden hangisinde 8 saat sonunda A ve B virüsünde bulunan telefonların farkları doğru verilmiştir. Yani kaç tane A'da var, kaç tane B virüsü var diye bunların farklarına bakacağız. Diyor ki A virüsü 2 telefonda başlayıp her saat başında 2 yeni telefona bulaşıyor ve mesaj alan telefonu bozuyormuş. Bozulan telefondan tekrar mesaj gönderememekteymiş. O zaman en başta 2 tane telefona bulaştı. Sonra 2 mesaj attı. Ama artık bu önceki 2 tanesi bitmiş oluyor. O zaman
Buradan buradaki iki telefonum yine iki tane telefona mesaj atacak. Onu da bozduğu için çoğalmadan gidiyor. Sabit olarak iki mesaj atıyor, bozuluyor. İki mesaj atıyor, bozuluyor. O zaman 8 saat boyunca 8 saatin sonunda ne kadar yapıyor diyorum. Her saatte 2 tane yapıyorsa burada A telefonu 16 tane telefona bulaşmıştır diyorum. Tamamdır. B virüsüne baktığımda bir telefondan başlayıp her saat başı bir telefonun mesajıyla ulaşıp mesajı alan telefonu bozmaktadır. Fakat bozulan telefon kapalı bile olsa her saat başı bir virüslü mesaj göndermeye devam ediyor. Yani demek istediğim bir tane telefonum var benim. Mesajı gönderdi. İki tane telefon artık bozulmuş oldu. Ama iki tane telefon bozuk olsa da iki tane mesaj göndermeye devam ediyor. O zaman ben buradan devam edecek olursam 2 üzeri 7'ye kadar, hatta şöyle göstereyim. 2'ye gittim, 4'e gittim, 8 telefon bozdum, 16 bozuldu, 32 bozuldu, 64 bozuldu, 128 bozuldu ve en sonunda da 256 bozulmuş oluyor. 8 saat boyunca dediği için aradaki çizgilere bakmam gerekiyor. Burada 256 tane telefonum bozulmuştu. A virüsünden de 16 telefonum bozuldu. O zaman ben 256'dan 16'yı çıkartırsam cevabımı 240 olarak buluyorum. Ama şıklara dikkat edin. Birisinde A virüsü daha fazla demiş, birisine B virüsü daha fazla demiş. Bende de B virüsü fazla çıktığı için D şıkkını işaretledim. Dördüncü sorudayım. Diyor ki şekilde birinci mum saniyede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 milimetre iniyormuş. İkinci mum da saniyede 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 milimetre yanıyormuş. Tamamdır. Bu dakikada 1 dakikada 1 dakikalığı hesaplamam gerekiyor. İki mumun milimetre cinsinden toplamda yanan miktarları hangisine doğru verilmiştir diyor. O zaman saniyesini biliyorsam dakikayla yapmam için 60 saniyenin ben zaten 1 dakika olduğunu biliyorum. O zaman buradaki verilenlere 60 ile çarpmam gerekiyor. Birinci mum için 60 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 dedim. Buradan 120 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Tamamdır. İkinci mum için de 60 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedim. Buradan da 180 çarpı 10 üzeri eksi 5 geldi. Burada dikkat etmem gereken nokta ne? Birisi 10 üzeri eksi 4, birisi 10 üzeri eksi 5. Zaten şıklarda da bana açılımları hakkında sorduğu için ben bunları bir virgül olarak göstereyim. Birinci ifadeyi yani 120 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü göstermek istediğimde bu bana diyor ki sola doğru 4 tane virgül kaydır. 1, 2, 3, 4 tane kaydırdığımda bu ifade 0,0120 oluyormuş. Tamamdır. Şuradakine bakacak olursam da 5 tane virgül kaydır diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydırdığımda da 0,00180 olarak gelmiş oldu. O zaman ben bunların toplamlarına bakmam gerekiyor. Çünkü ikisinin toplam yanan miktarını soruyor. Alt alta yazdığımda, hatta direkt şunun üzerine yazayım. 0,0120 diye yazdım. Topladığımda da artık en sondaki sıfırlarla uğraşmama gerek yok. 8, 3, 1 ve 0,0138 olarak geldi. Şıklara baktığımda da bu hangi gösterime denk geliyor? D şıkkındaki gösterime denk geliyor. D şıkkını işaretledim. 5. sorudayım. Diyor ki ilk önce bir dekanı yani bir dönümün 1000 metrekare olduğunu söylemiş. Elmalardaki yabancı döllenmeyi büyük oranda arılar yapıyormuş. Yani arılar burada polenleri taşıyormuş. Genç elma bahçeleri için gerekli arı miktarı bir dekar için 5000 arıdır diyor. Yani 1000 metrekare için 5000 arı lazım. Tamamdır. Tam verime geçmiş ağaçlar için de bu miktar 3-4 katına çıkartılmaktadır. Tamam. Dikdörtgensel bölge şeklindeki tam verime geçmiş bir elma bahçesinin kenar uzunlukları 3 çarpı 10 üzeri 6, 2 çarpı 10 üzeri 5 şeklindeymiş. Bunun için en az kaç tane arının ihtiyacımız olduğunu bilimsel gösterimini istiyor. O zaman ben bunun alanını bulmam gerekiyor. Çünkü ben alan hakkında yani alan başına ne kadar arı düştüğünü biliyorum. 3 çarpı 10 üzeri 6 ile 2 çarpı 10 üzeri 5'i çarparsam buradan 6 çarpı 10 üzeri 11 olarak buldum. Tamamdır. Çünkü tabanlar aynıysa üstleri topluyordum. Burada da bu kadar arazi başına ne kadar arı düşüyordu? 5000 arı düşüyordu. Ama 5000 arı
1000 metrekare başına düşüyordu. O zaman benim de bunu 1000'e bölmem gerekiyor. 1000'e böldüğümde zaten buradaki sıfırların hepsini göndereceğim. Sonucumda da 30 çarpı 10 üzeri 11 geldi. Ama ben bunun bilimsel gösterimini, hatta bilimsel gösterim de değil, normal virgüllü olarak yazmak istediğimde şuradaki sıfırı yukarıya atıyorum. Yani 3 çarpı 10 üzeri 12 dedim. C şıkkını işaretledim. 6. soruya geçtim. Birisini vermiş, bir tabloya bakıyor. Buna göre belli bir formül vermiş. Bu tarz sorulara baktığınızda bir sürü sayı var, formül var falan, gözünüz korkuyor biliyorum. Ama bana işin içinde formül verdiyse aslında soruyu, sonucunu rahatça hesaplamamı sağlayacaktır. Diyor ki gözünün yerden yüksekliği 170 olan, yani şuradaki yüksekliğimin 170 olduğunu söylüyor. Tamamdır. Özge bir resim sergisine gitmiştir. Sergide 162 santimetre dikey uzunluğuna sahipmiş. Yani şuradaki tablonun uzunluğu 162'ymiş. Tamamdır. Sahip ve yerden 177 santimetre yüksekte asılı olan diyor. Yerden 177 santim yüksekte asılıysa 170 santim bunun göz hizasına geliyordu. O zaman şuradaki de B dediğim yerinde 7 gelmesi gerekiyor. Tamamdır. Özge'nin bu resmi en iyi şekilde görebilmesi için resimden kaç santimetre uzakta durması gerektiğini bana formülümü vermiş. Yani D eşittir kök içinde B çarpı T demiş. Tamamdır. B diyor resmin altında. Zaten yukarıdaki şekilde bana B'nin ve T'nin neresi olduğunu söylemişti. Buna göre Özge resimden kaç santimetre uzakta durursa resmi en iyi şekilde görür diyor. Yani bana aslında D'yi sormuş. Ben buradaki ifadeleri yazdığımda B yerine 7 yazmıştım. Ondan sonra T yerine de baktığımda tamamının uzunluğunu sorduğu için 162 artı 7'den de 169 buldum. Ve buraya da 169 yazdım. Kök içinde diyor. Bunun sonucunu soruyor. 169'u ben 13'ün karesi olduğunu biliyorum. Kökün dışına 13 diye geçti. Kök 7'de içeride kaldı. Aynı sorunun başına dediğim gibi formülü verdiyse sonucumu kolayca hesaplayacağımdır diye dedim. Bursa'yı işaretledim. Neredeyse hiçbir işlem yapmadan 7. sorudayım. Yukarıdaki şeklinde diyor. Bir yüzeyin alanı 60 birim kare olan 3 adet eş küpten oluşuyor. Şimdi yüzey alanı küp demiş. Yani karelerden oluşacak. Yüzey alanı verdiyse ben direkt bir kenarımın uzunluğunu kök içine koyuyorum. O zaman buradan da 60'ı da kök dışına çıkarmak istersem 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15. O zaman 2 kök 15 olarak kök dışına çıkartabiliyorum. Bakalım işimize yarayacak mı? Diyor ki cismin ABCD yüzünden, yani şuradaki yüzünden bulunan bir örümcek şekle hareket ederek şu arkadaki EFGE yüzüne gidecekmiş. Buna göre bu örümceğin tam sayı cinsinden alabileceği en kısa mesafe kaç birimdir diye soruyor. O zaman ben en kısa mesafeyi istiyorsam buradaki A noktasından başlatıp da direkt E noktasına kadar götürsem buradaki uzunluğumu bir hesaplasam ben burada 3 tane kare yol gittiğim için bir kare yolum 60 iken ben bunu 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 60'tır dedim. 3'ü de içeriye 9 diye attığımda kök içinde 540 diye bir ifadeyi buldum. Tamamdır. Ve bu gidebileceği en kısa yol. En kısa yol ama bundan birazcık daha çok gitmesi gerekiyor ki şuradaki bölgede, yani alanın içinde olsun diyorum. Ve de zaten benden santimetre cinsinden istemiş. Burada baktığımda bundan büyük bir ifade olmasını istiyorum. Ben direkt 24 yakın geldi. 24'ün karesini alırsam 4 kere 4'ten 6 elde var 1. Buradan 96 geldi. Buradan da 48 geldi. Bunları da topladığımda 6, 7 ve 5 olarak buldum. 576 geliyor. Bu ifadeden büyük ve buna çok yakın olduğu için cevabım 24'tür dedim. 8. sorudayım. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı uzunluğunda olan dikdörtgen levha şekildeki gibi düz bir zemine döndürülerek ilerletiliyor. Alanı 36 metrekare. Şimdi kısa kenarım x ise uzun kenarım benim 3x'miş. O zaman ben bu dikdörtgen alanı hesaplayacak olursam x çarpı 3x'ten 3x kare bulurum ve bunun soru bana 36'ya eşit olduğunu söylemiş. Her tarafı 3'e bölersem x kareyi ben buradan 12 bulurum ve x'i de kök içine aldığımda kök 12, 4 çarpı 3'ten de 2 kök 3 olarak buldum. Tamamdır. 6 kez döndürülüyormuş. Buna göre
levha A noktasından kaç metre ileri gitmiştir? İlk önce bir 6 kez döndüğünde ne olduğunu hayal ederim. Şöyle bir dikdörtgenim vardı. Ben bunu bir tur döndürdüm, dik oldu. Bir daha döndürdüm, yatay, dik, yatay, dik. Kaç kere döndürme işlemi yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 ve en sonunda bir kez daha döndürdüğümde de benim 6. döndürme işlemim bitmiş oluyor. Tamamdır. Yani şuradaki noktadan son levhanın uzaklığını, arasındaki mesafeyi soruyor. Arasındaki mesafeyi soruyorsa da benim şu aradaki yolu hesaplamam lazımdır. Tamamdır. Buradan sonra diyorum ki yatay uzunluğum 3x'te, yatay dik uzunluğum x'te. O zaman ben buradan bunları yazdığımda toplamda 4, 12x olarak buluyorum. Benim bir tane x'im de 2 kök 3'tü. O zaman cevabım da 24 kök 3 gelmiş oluyor. Yine denizli şıkkını işaretledim. Bu tarz sorularda 6 değil de daha fazla kez yatırıldığını düşünecek olursam o zaman gösterdiğimde 6'yı görebileceğim şekilde yapıyorum da nerede tekrar ettiğine bakmam gerekiyor. Mesela bu ifademin ben şurada tekrar ettiğini gördüm. Yani 4x'de bir tekrar ediyor. 6 kere yattığı için kaç kere tekrar edecek? 2 kutu tekrar ediyorsa 3 kez tekrar etmesi lazım. O yüzden 4 çarpı 3'ten de 12x diye de bulabilirdim cevabımı. Dedim 9. sorudayım. Bir galeride bir hafta içinde satılan ABCD marka arabaların sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre bir hafta içinde satılanların gösterildiği daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ben daire grafiği sorusu varsa hepsini topluyordum ve bir dairenin içine koyacağım için 360 derece eşittir diyorum. Buradakileri toplamaya başladığımda 32 ile 18'i topladım, 50 geldi. 24 ile 16'yı topladım, 40 geldi. Toplamda 90 tane aracım varmış. O zaman 90 aracım 360 dereceye eşitmiş dedim. Ve bunu da sorularda hangisini denemem gerektiğini, hani hangisinin kaç derece olduğunu bulmam gerektiğine bakarken de diğerlerinden farklı olanı, yani açısı en farklı olanı seçeyim ki bir tanesini ya da iki tanesini bulduğumda direkt doğru cevaba ulaşayım. Bu soruda genel olarak hepsi farklı verilmiş ama ben B'yi denemek istiyorum dedim. B'ye baktığımda 16. 16 aracın kaç derece olduğunu bulmam lazım. İçler dışlar çarpımı yaptığımda ben buradan x'i 360 çarpı 16 bölü 90 diye buluyorum. 90 ile 360'da birbirinin 4 katı olduğunu biliyorum. 4 ile sadeleştirdim. O zaman x dediğim şey, şurada sıfırım yok. 4 çarpı 16'dan da 32, 64 diye geldi. Hatta direkt en başta işaretlediğim gibi B şıkkım, A şıkkım geldi. Buradaki 64 derece benim için doğruymuş dedim. 10. sorudayım. Yukarıda verilen birim küplerden oluşturmuş dikdörtgen prizmasının tüm yüzleri yeşile boyanıyor ve bu işlemden sonra hepsi parçalanıp küplere ayrılıyormuş. Buna göre elde edilen birim küplerden rastgele seçilen bir birim küpün en az 2 yüzünün boyalı olma ihtimali, en az 2 yüzünün boyalı olma ihtimali diyorsa, şimdi hayal edersem ben bunu boyadığımda yeşil renk gözükmedi. Şurayı boyadığımda burayı da boyamış oluyorum ve küpün 2 yüzü boyalı oluyor. Ve bana ne diyor? En az 200'ü diyor. Yani 200'ü de boyalı olabilir, 300'ü de boyalı olabilir. Bundan yana sıkıntım yok. O zaman hayal edecek olursam, ben buradaki küpe baktığımda sadece en üstü için şu kenardakilerin hepsinin en az 200'ü boyalı olmuyor mu? Yani burada 5 tane var, arkada 5 tane var, 2 2 de burada var. Toplamda 14 tane en üst kısımdan boyalı oluyor. E ben bu kübün alt tarafını da boyadığım için alt tarafında da boyananlar da yukarıdakiyle aynı olacağı için alt taraftan da 14 tane boyalıdır dedim. Bir tek ortası kaldı. Ortadaki şuradakileri hayal edersem, şu kenardaki iki taneyi hayal edersem, onların sadece bir yüzü boyanmış olduğu için onları alamam. E bu tarafta da 3 tane var, diğer tarafta da 2 tane var. Onları alamıyorum. Yani ortadaki kısımda 200'ü boyalı olan şeyler sadece köşedekiler olmadı mı? Aynen. Sadece köşedekilerden de 4 tane geliyor. Toplamda ben bunları topladığımda 32 tane boyalı küpüm vardır dedim. En az 200'ü boyalı 32 tane küpüm var. Daha sonrasında bana burada bir olasılık soruyor değil mi? Olasılık sorduğu için de olasılık dediğim şey istenen durum bölü tüm durumda. E ben istenenleri bulduysam tüm durumu bulmam lazım. Yani burada kaç tane küp olduğunu bulmam lazım. Şuradaki ilk kısmı yani en üst sıradaki küplere bakacak olursam burada 5 tane var, burada 4 tane var. O zaman toplamda 20 tane küp vardır dedim ve her sırada 20 tane küp olacağı için tamamında, şeklin tamamında
60 tane küp vardır dedim. İstenen durumum 32 idi. Tüm durumum 60'tı. Ben bunları 4'e böldüğümde yukarısı 8, aşağısı da 15 geliyor. A şıkkını işaretledim. 11'e geçtim. Diyor ki Mert'in eviyle park arasında 2 farklı yol, eviyle okul arasında 3 farklı yol, park ile okul arasında da 2 farklı yol vermiş. Yukarıdaki şekli bana anlatmış. Mert'in evden okula giderken parka uğrayarak gitme olasılığı kaçtır? Olasılık dedi. Yine tüm durum, istenen durum, bunlara bakmam gerekiyor. Mert direkt evden okula giderse 3 tane yolu var. Ama parka uğrayarak okula giderse de parka giderken 2 tane yolu var. Örnek vereyim, şu yolu kullandığını düşünürsem parka bir bu yoldan gittiğinde okula geçerken de 2 farklı yolu oluyor. O zaman buradan 2 tane geldi. Aynı şekilde diğer yoldan gitseydi de tamamen farklı yoldan gitmiş oluyordu. 2 yolda oradan geldi. Toplamda dedim buradan 4, buradan 2, 8 tane yolum vardır dedim. Tamamdır. Parka uğrayarak gitme olasılığını diyor. Parka uğrayarak gitme olasılığını da ben 4 diye hesaplamıştım. Burada da 4'ü de yazdım. Dedim ki cevabım 1 bölü, hatta şurada 7 olması lazım. Toplamayı yanlış yaptım. 8 yazmıştım. Burada 7 dedim. O zaman direkt cevap benim 4 bölü 7 olarak gelmiş oldu. Bu tarz sorularda iki farklı yoldan iki farklı yola geçiyorsam hani direkt buraya 3 olarak da vermiş olurdu. Şimdi söyleyerek kolayca hesaplayabildik de burada 3 yol, burada 2 yol varsa yani devamında 3 çarpı 2'den ben 6 yol diye de bulabilirim. Yani saymak yerine ikisini çarptığımda da toplamda kaç farklı yoldan gideceğimi bulabiliyorum. Babası Fatih'e etkinlik yapması için 8 tane kısa kenarı 1 santim uzunluğunda, yani kısa kenarım 1 santim uzunluğunda, uzun kenarım da 2 santim uzunluğunda çubuk vermiş. Fatih 8 dikdörtgenden F ve L harflerini şekil 1 ve 2'deki gibi modellemiştir. Fatih'in modellediği F harfinin çevresiyle L harfinin çevresinin farkını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunların çevrelerini hesaplayacağız. Kısa kenarların hepsinin 1 olduğunu bildiğim için şöyle hepsine ben bir 1 yazsam. Tamam. Uzun kenarlarda x ise buraları x diyebilirim. Evet. Ama şuradaki küçük gözüken yerimde 1 santim şu kısa kenarından dolayı kesmem gerektiği için buraya da ben x eksi 1 dedim. O zaman şuradaki iki parçamda da bunların ikisinde de x eksi 1, x eksi 1 olması gerekiyor. O zaman ben bir ifadeleri topladığımda birler kafamı karıştırmasın diye pozitif olanlarla negatif olanları elediğimde geriye 2 tane 1 kaldı. Yani buradan 2 kaldı. X'lere baktığımda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada X'im varmış. O zaman F harfimin çevresi 8'miş. Diğerini yaparken de biraz daha farklı bir yol deneyelim. Diyelim ki buraların ben 1, 1 olacağını biliyorum ya. Tamam. Bunun dışında şurada kesilen iki parçam olduğu için, hani şurada iki parça kesildiği için buranın x eksi 2 olması gerekiyor. Hatta ben bunu yazmadan buradaki ikilerle buradaki ikiler birbirine götürdü diyorum. O zaman burada buraların x geldi. Buraların da x geldi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x'im var. Sayı olarak da 2 tane de 1'im var. Ve buradan da 2 geldi. Bana neyi istiyordu? Bunların x'in farkını istiyordu. Çıkarma işlemi yaptığımda 8x'ten 6x çıktı. 2x kaldı. 2'den de 2 çıktığında da şöyle parantezimi koydum. Buradan da 0 kaldı. Yani doğru cevabım 2'ymiş dedim. 13. soruda bir kenarı x birim olanın x birim olan karenin alanı x karedir. Zaten ben bunu biliyordum. Bir kenarı x birim, diğer kenarı da y birim olan dikdörtgeninde iki kenarını çarparak alanını bulabiliyordum. Ömer alan hesabı etkinliği için bir kenarı a birim olan kare karton alıyormuş. Evet. Kartonun bir köşesinden ikiye katlıyor ve köşegeni üzerinde b santimetre olan bir kareye kesip atıyormuş. Ömer kartonu tekrar açtığında kalan parçanın alanını hesaplıyor. Ömer bu parçayı tekrar açtığında içeriden bir tane b kareli bir şey kestiği için şöyle bir ifadem olmuyor mu? Burada b kareli ama açtığında iki tane parçam kesmiş oluyor. Yani bu katlanmış halini kestiği için o zaman kestiğim parça şu şekilde oluyor. Hatta bir kenarın uzunluğu 2b oluyor. Diğer kenarın uzunluğu da b olmuş oldu. Dışarıdaki karemin alanında kenarları da a vardı.
O zaman bu arada kalan yerin alanını istediği için benden toplamdaki büyük alandan, yani A çarpı A'dan A kareden benim B çarpı 2B'yi çıkarmam gerekiyor. E bunu da cebirsel olarak gösterdiğimde A kare eksi 2 çarpı B karedir dedim. A şıkkını hemen gördüm. Geçmeden önce şu dipnotta koymak istiyorum. Bir şekilde eğer katlandı, katlandıktan sonra kesildi falan diyorsa ona bir bakın. Açtığında bundan 2, bazen bunu katlayıp bir kez daha katladığı için 4 tane bile olabilir. Bu ayrıntıyı kaçırmadığın sürece doğru sonuca direkt ulaşırsınız. 14. soruda. Yıl sonu balosuna hazırlanan bir okulun anlaştığı organizatörün yıl sonu ücretleriyle alakalı bir bilgi tablosu verilmiş. Tamam. Balo ücreti ile öğrenci sayısı arasındaki doğrusal bir ilişki olduğuna göre organizatör 70 kişilik öğrenciyi de 70 kişinin olacağı bir baloda ne kadar ücret ister diyor. Tamamdır. Şimdi 1, 2, 3, 4 falan derken bir anda 75'e atladım. O zaman burada hepsi doğrusal olarak artıyorsa ben bunların denklemini yazabilirim. Nasıl yazabilirim? En başta şunu bir düşünmem lazım. Öğrenci başına kaç para artmış benim ücretim? 12 lira artmış. Yani bir tane öğrencim varsa 12 lira artıyor. İki tane öğrencim varsa 24 artıyor. O zaman benim değişenlerimin sayısı öğrenciler olduğu için ben burada 12xt'ye yazdım. Yani her öğrenci başına 12 lira değişiyor dedim. Peki burada ilk durumda birinci öğrenci için hesaplayacakken 12 ile neyi toplarsam 60 lira olur diye düşünüyorum. Ve ben buraya 48 olarak da buldum. O zaman benim denklemim burada 12x artı 48 olarak geldi. Tamamdır. Hatta bunun doğruluğunu kontrol etmek isterseniz buraya 3 yazarsanız 36 artı 48'den de 84 gelecektir. O zaman benim denklemim doğrudur dedim. Tamam. Denklemim oluşturduktan sonra 75 öğrenci diyor. Geriye hiçbir şey kalmadı. Benim 12 ile 75 çarpmam gerekiyor. 12 ile 75 çarptığımda 900 geldi. E bir de bunun 48 lira fazlası vardı. O zaman benim doğru cevabım 948'dir dedim. 15. sorudayım. Diyor ki tabloda diyor iki rehberin günlük aldıkları ücretler ve gezdirdikleri turistler başına, turist başına aldıkları ücretleri söylüyor. Tamam, buna göre bu rehberlerden biriyle çalışacak tur şirketi en az kaç turist ile çalışırsa buranın ücreti Asya'nın ücretten daha ucuz olur, daha ekonomik olur diyor. Yani buranın ücretinin Asya'dan küçük olması gerekiyormuş. Bunu buraya yazdım. Geliyorum, denklemimi yazmam gerekiyor. Diyor ki günlük alınan ücret kaç tane öğrenci olduğunu, kaç tane kişinin gezeceğinin önemi olmadan 100 lira bir zaten buna veriliyor. Tamamdır. Bunun yanında gezdirilen her kişi başına 7,5 ödeme yapılıyormuş. Ve gezdirilen kişi sayısı derken hiçbir şekilde soruda bana kişi sayısıyla ilgili bilgi verilmediği için ben kişi sayısını x diyorum. Tamam. Tura katılan kişi sayısı zaten hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu da kimindi? Asya'nınki. Bora'nınkine bakacak olursam da 130 lira başlangıçta alıyordu ve gezdirilen kişi başına da 6 lira alıyordu. Kişi sayısına ben de zaten x demiştim. E benden istenen durum Asya'nın Bora'dan büyük olmasıydı. Ben buraya büyüktür işaretimi koydum. Sonra buradaki 100'ü aldım. Karşı tarafa atıyorum. 6x aldım. Bu tarafa atıyorum. Geçerken eksi diye geçti. 7,5x'ten 6x'i çıkartıyorum. 130'dan da 100'ü çıkartıyorum. Yani 1,5x'i benim 30'dan büyükmüş. Buçuklu sayılarla uğraşırken kafanız karışıyorsa her tarafa 0 ekleyebilirsiniz. Yani buradaki ifadem 15x büyüktür. 300 olur. Her tarafı da 15'e böldüğümde x büyüktür. 20 diye buluyorum. Ve x'in 20'den büyük olması lazım. En az kaçtır diye sormuş. C şıkkı 21'dir dedim. 16. sorudayım. Bir taksimetrenin sayacı 1 TL ile açılarak her kilometrede 50 kuruş artmaktaymış. Tamam. Buna göre kilometre ile sayaç arasındaki ilişkiyi hangisi doğru göstermiştir diyor. Şimdi benim taksimetrem 1'deyken açılıyorsa bunu zaten 0'a inmemesi lazım. Buradan başlayıp şu şekilde ilerlemesi lazım. 1 saat sonunda kilometre başına 50 kuruş gibi bir ücret yaptığı için buradakinin 1,5 olması gerekiyor. Zaten şıklarda da garip garip yerlerden başlamış. Ben direkt A şıkkını işaretledim.
ve taksinin de çok ucuz olduğunu belirterek 17'nin soruya geçtim. Diyor ki 600 öğrencisi olan bir lise her yıl 1. sınıfa 180 öğrenci alıyormuş. Her yılda 4. sınıftan 150 öğrenci mezun ediyormuş. Tamamdır. Lisedeki öğrenci sayısına Y demişim. Öğrenci sayısı Y'miş ve yıl sayısı da yılda X'miş. Tamamdır. Ben mi bilinmeyenlerimi belirledim. Bu lisede yıllara bağlı öğrenci sayısını gösteren doğrusal denklem için aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Şimdi doğrunun eğimi pozitiftir diye bir şey demiş. Daha denklemi yazmadan önce A şıkkına bakıyorum. Doğrunun eğiminin pozitif olması yani yıllarımın arttıkça benim normalde buradaki Y değerlerinde artması gerekiyor. Zaten okula giren 180 öğrenci var, mezun olan 150 öğrenci var. O zaman bu zaten 30-30 artıyor. Yani ben bunun eğiminin pozitif olduğunu hiç denklem yazmadan bile görebiliyorum. Ve doğrunun denklemi diyor, Y eşittir 30X artı 600'dür diyor. Bunu nasıl bulabilirim? Şimdi yılbaşına okulda artan öğrenci miktarım 180'den 150'ye yani 180'den 150 çıkardığımda 30 olarak buldum. Ve her yıl 30 öğrenci arttığı için ben bunu yıl sayısıyla çarpabilirim. Ve buradaki 600 nereden geldi? En baştaki 600 öğrencinin olduğundan dolayı da buraya da 600 yazdım. Yani doğrumun denklemi de budur, doğrudur dedim. Doğru denkleminde x bağımsız, y bağımlı değişkendir. Şimdi x bağımsız dediğinde benim burada bulmak istediğim şey öğrenci sayısı değil mi? Öğrenci sayısını bulmak istiyorsam benim yılıma ben hiçbir şekilde karışamıyorum. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl geçmiş oluyor. Yani ben buradaki yılı değiştirdikçe benim Y denilen şeyim yani öğrenci sayım yıla bağımlı olarak değişiyor. O zaman Y bağımlı değişkendir. X de bağımsız değişkendir dedim. Doğru orijinden geçer diyor. Şuradaki ifademi sildim kafanızı karıştırmasın. Ben bu doğruyu çizmek istediğimde hatta çizmeden önce önceki denemelerdeki sorularımda da bunu belirtmiştim. Eğer denklemde Y ve X'ten başka bir sayı varsa bu orijinden geçmez. Zaten çizecek olursam bunun başlaması gereken hepsine sıfır verdiğimde 600'den başlaması gerekiyor ve bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. 18. sorudayım. Şekildeki NLZ yani NLZ üçgeni çeşit kenarmış. NML üçgeninde de bana açılar hakkında bilgiler vermiş. Ve çok özür dilerim. Şeklin tüm kenar uzunluklarının santimetre cinsinden olduğunu söylüyor. Tamamdır. Burada şöyle birbirinden büyük açılar verildiğinde ben direkt hangi açının büyük olduğunu karıştırmayayım diye sayılar veriyorum. Hani üçgen içinde olduğu tamamen kafamdan salladığım sayılar. N'ye ben diyorum ki N en büyük olanmış. Ben buraya 80 diyeyim dedim. M'ye dedim. 60 diyeyim dedim. Buraya da 40 diyeyim dedim. Bunları yazmamın sebebi ne? Çünkü üçgenin içinde büyük olan açı büyük kenarı görüyordu. O zaman ben buradaki en büyük kenarım 11'miş, en küçük kenarım da 9'muş. Ve bunun çevresi santimetre cinsinden değerler alacağı için buradaki 60'ımın gördüğü de benim mecburen 9 ile 11 arasında olduğu için 10 olması gerekiyor. Tamamdır. X'in alabileceği değerler. NZL üçgeni içinde bana sadece burada çeşit kenar olduğunu belirtmiş. O zaman büyüklük ve küçüklük diye bir şeyim yoksa ben neyi düşünüyordum? X dediğim sayı toplamlarından yani 10 ile 8'in toplamından küçük olmalıdır. Bunun farkından da büyük olmalıdır dedim. Peki bu arada kaç tane sayı olduğunu nasıl hesaplıyordum? Büyük olandan eğer dahillik durumu yoksa bunu unutmayın. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Hatta en sonunda da iki tarafta dahil olmadığı için bir tane 1 çıkarmam gerekiyor. Toplamda 15 sayı vardır dedim. Ama direkt gidip 15'i işaretlemiyorum. Neden? Çünkü bana çeşit kenar demiş. 15'in içinde bu 8 ve 10'da olduğu için ve çeşit kenar olduğunda bu değerleri alamadığı için bunun içinden 2 tane sayı çıkarmam gerekiyor. O zaman ben 13 tane değer alabiliyormuş dedim X'e. 19. sorudayım. Bir şeffaf kağıtta birinci adımda verilen iki dik üçgen çizilmiştir. Tamamdır. Üçgenlerin eşit uzunluktaki kenarları çakışacak şekilde ikinci adımdaki gibi üst üste konuluyor. Yani üçgenlerim benim şöyleyken buradaki uzun kenarlarım çakışacak şekilde şöyle konulmuş. Tamamdır. Birbirine ve bunlar da şuradaki alanlarım. Hatta biraz daha düzgün çizeyim üçgenlerimi. Şöyle çizdiğimde
Hatta bunların köşelerine denk gelmesi gerekiyor değil mi? Buradakiler 10-10 verildiği için. Tamam. O zaman şöyle birleştirdim. Burada ikisinin de şuraları dik oldu. Ve bana ne diyor? Buradaki taralı olan yerlerim birbirine benzerdir diyor. Tamamdır. Verilenleri de yerine yazdığımda nasıl bir şey yapabilirim? Ve bana nereye soruyordu? Küçük üçgenin alanını soruyor. Nereye sorduğunu da unutmuyorum. Şimdi buradaki iki üçgen benzerse ben bunların hangi açıların benzediği hakkında bir konuşmak istiyorum. Şuradaki ile şuradaki açım birbiriyle zaten içler oldukları için birbiriyle eşitler ve şuradakiler dik olduğu için bunlar birbirine paralel olur. O zaman buradaki açımla buradaki açımla birbirine eşit oluyor. Şuradakiler de birbirine eşittir dedim. Tamam. Burada baktığımda sonuçta iki açının da karşılıklı gördüğü yeri bildiğim için ben burada benzerlik oranını direkt gidip de 12 bölü 8'den 4 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 2 olarak düşünebilirim. Ama benim küçük olanın alanı hesaplamak için neyi bilmem gerekiyor? Şuradaki yüksekliğimi yani içeriği temizleyecek olursam şuradan şöyle gelen bir diki yani yüksekliği bilirsem ben üçgenin alanını hesaplayabiliyordum. O zaman buradaki yüksekliğimi nasıl hesaplayabilirim dedim. Geldiğimde şu içeriye uzunlamasına bir çizgi çizdiğimde sonuçta bu üçgenlerin benzerlik oranına göre ayrılması gerekiyor. Ve benzerlik oranının benim 3'e 2 olduğu için büyük olandaki 3'ün katı olması gerekiyor. Küçük olandaki de 2'nin katı olması gerekiyor. Toplamda bu çubuğu 5'in katı olarak buldum. Ama zaten uzunluğunu ben 10 olarak biliyordum. 5'in katı 10'a eşitse buradaki kat eşittir 2 dedim. Ve küçük olanın yüksekliğini ben buradan 2 kattan dolayı 4 olarak buldum. Tamamdır. O zaman küçük olanın alanını hesaplamaya da hiçbir şey kalmadı. 4 çarpı 8 bölü dedim. 2 dedim. Burada sadeleştirmemi yaptım. Cevabımı 16 olarak buldum. A şıkkını işaretledim. Geçtim son soruya. Diyor ki taban çapının uzunluğu 6 desimetre ve yüksekliği 24 desimetre olan dik dairesel silindir bidonun tamamı zeytinyağı ile doludur. Tamamdır. Bana dik bir silindir vermiş. Ben bu silindiri hayal edecek olursam ve içinde zeytinyağı olduğunu söylüyor bana. O zaman benim bunun hacmiyle uğraşmam gerekiyor. Dedim ki çapı. Bak burada da küçük bir ayrıntım var. Çapı dediği için ben bunun yarı çapının 3 olduğunu gördüm. Tamamdır. Yarı çapı 3 olarak yazdım. Hatta ben hacmi nasıl hesaplıyordum? Şuraya formülünü yapacak olursam. Taban alanı çarpı yükseklik olarak yapıyordum. Bunun yüksekliğini bana da 24 olarak vermiş. O zaman bu şeklin hacmi. Pi'yi de 3 kullanmam gerekiyor. Yarı çapın karesi çarpı dedim. Pi dedim. Taban alanı hesaplamış oldum. Ve de 24 ile çarptığımda da hacmini bulmuş oluyorum. Ve şıklara baktığımda hepsi üslü ifade olarak asal çarpan şeklinde yazıldığı için bunu da o şekilde yazmak istiyorum. Buradan 3 üzeri 3 geldi. 24'ü de 3 çarpı 8 diye ayırabilirim. Ve buradan ben cismimin hacmini 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 olarak buldum. Yani hacmi şuraya yazacak olursam 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazdım. Kenara yazıyorum ki bununla ben daha çok işlem yapacağım. Unutmayayım, karıştırmayayım. Diyor ki birinci gün bidondaki zeytinyağının 1 bölü 9'u kullanıyormuş. Yani ben 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3'ü yani hacminin tamamını 1 bölü 9'a bölmem lazım. Hatta 9 yerine ben 3 üzeri 2 dediğimde burada şunlar birbirini sadeleştirdiğinde 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 kullanılan birinci gün kullanılan olarak buldum. Sonra diyor ki ikinci gün bidonda kalan zeytinyağının 1 bölü 16'sı kullanılmıştır diyor. Bidonda kalan zeytinyağı dediği için benim toplam hacimden yani 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 2 çarpı hatta 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çıkarmam gerekiyor. Bu çıkarma işleminde üstü sayılarda çıkarmadan ortak bir parantez almadan çıkarma işlemi yapamıyordum. Burada parantez alacak olursam ikisinde de ortak olan 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 vardı. Buradan 3 üzeri 2 kaldı. Buradan da 1 kaldı. O zaman benim birinci günün sonunda bidonda kalan zeytinyağım burası 9 eksi 1'den yani 2 üzeri 3 geldi. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2'dir dedim. Birinci günün sonunda kalan. Sonra bunun da 1 bölü 16'sını kullanmış. Bunun da 1 bölü 16'sını kullanıyorsam diyorum ki 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 ile benim
1 bölü 16'yı çarpmam lazım. Hatta ben 1 bölü 16 yerine 2 üzeri 4 diyebilirim. O zaman ikinci gün kullanıldığında 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 oldu. İkinci günde bu kullanıldıysa geriye ne kadar kaldığını nasıl buluyorum? Birinci günde kalandan ikinci gün kullandığımı çıkartarak. Onda geldiğimde 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2'den 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'yi çıkartırken yine ortak parantezi almam gerekiyor. O zaman ben 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 parantezinde 2 üzeri 3 kaldı buradan. Şu gitti. Eksi 1 dedim. Buranın da sonucu. Getirip şurada geniş yere yazdım ben. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 15 diye geliyor. 15'te ben 3 ve 5 olarak ayırdığımda sonucumu 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 olarak buluyorum. Bu da hangi şık? Bu da Bursa şıkkıdır. Birazcık zorlayıcı, kafa karıştırıcı soru ama adım adım gittiğinde karıştırmayacağınıza inanıyorum. Bugün 5. denememizi yaptık. 5. denememizdeki 20 soruyu yaptık. Bundan sonraki denemelerde sizden yüksek netler bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.